Bugün burada tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla aile kurumunu koruma ve güçlendirme amacıyla bir aradayız. İçişleri Bakanı Ali Alikaya, aile yapısının korunmasının önem taşıdığını belirterek, milletimizin temel dayanağı ve toplumsal omurgası olan aile yapımızı korumak ve güçlendirmek hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Ancak geldiğimiz aşamada ideolojik bir mahiyet kazanan küreselleşmenin aile kurumunu parçalamaya yönelik çok ciddi tehditleriyle karşı karşıyayız. Özellikle LGBT gibi sapkın oluşumlar, cinsiyetsizlik kavramları aile yapımızı tehdit eden en büyük tehlikelerdendir dedik. Milletimizin temel dayanağı ve toplumsal omurgası olan aile yapımızı korumak ve güçlendirmek hepimiz için hayati bir önem taşıyor. Allah varlık dünyasını aile düzenine göre yaratmıştır. Aile insanlığın varoluşundan bu yana toplum olmanın en temel unsurudur. Milletlerin varlık ve birliğini sürdürmesinde de en önemli dayanak şüphesiz ailedir. Millet olarak tarihin önümüze koyduğu her türlü zorluğu güçlü aile yapımızla açtık. Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyada bizler için aile sadece biyolojik bir bağı ifade etmez. Birliği, beraberliği, müşterek hayatı, bir arada yaşama kültürünü, birlikte mücadele etmeyi, birlikte var olmayı, medeniyetimize, tarihimize ve coğrafyamıza ait olmayı ifade eder. Ancak geldiğimiz aşamada ideolojik bir mahiyet kazanan küreselleşmenin aile kurumunu parçalamaya yönelik çok ciddi tehditleriyle de karşı karşıyayız. Değerlerimizi aşındırmaya çalışan bu akımların büyük finans kaynaklarından beslendiği ve uluslararası kurumlar tarafından da desteklendiği ne yazık ki acı bir gerçek. Maddenin manaya tahakkümünü aydınlanma olarak gören zihniyetin çürümüşlüğünü dayatmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bilhassa gençlerimizi hedef alan bu kirli zihniyet, çeşitli sapkın ideolojilerin gençlerimizi kıskacına almasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle LGBT gibi sapkın oluşumlar, cinsiyetsizlik kavramları aile yapımızı tehdit eden en büyük tehlikelerdendir. Türkiye'nin geleceğinin aile yapısını korumaktan geçtiğine değinen Bakan Yerlikaya şöyle konuştu. Tarihi ve kültürel müktesebatımızın da ötesinde insan varoluşuna, fıtri doğamıza aykırı olan bu sapkın akımlara karşı gençlerimizi ve aile yapımızı her türlü tehditten korumak adına kararlılıkla mücadele etmek bizim için bir beka ve ikbal meselesidir. Çünkü biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceği güçlü aile ile mümkündür. Aile bizim canlılık hücremiz, ilk mektebimiz, varlık evimizdir. İçişleri Bakanı'nın yer alacağı diğer faaliyetlerden de bahseden Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdik. Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan 2024-6 sayılı genelge ile yürürlüğe giren ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak bizlere de önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız 3 ana faaliyet alanından doğrudan sorumlu, 7 faaliyette de ilgili kurum olarak yer almaktadır. Ana faaliyette ilk olarak afete hazır aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. İkincisi, mahalle muhtarları ve apartman yöneticilerine afet bilinci ve toplanma alanlarına ilişkin eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Son ana faaliyetimizde de kaymakam adayları ile kolluk personelimiz, yardımcı yargı personelimiz ve adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerindeki uzmanlarımıza aile ve sosyal hizmet temelli dersler verilecektir. Bakanlığımızın ilgili kurum olarak yer aldığı diğer 7 faaliyette ise AFAD'ın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda afet ve acil durumlara ilişkin afet okur yazarlığı eğitim modülleri oluşturulacaktır. Okullarda verilere yönelik afet farkındalık programları yürütülecek
ve afet müdahalesindeki yerel mekanizmaların aile odaklı yaklaşımları güçlendirilecektir. Bakanlığımızın diğer görev alanlarında ise aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlarla bu suçların nedenlerine dair analiz çalışmaları yapılması, nüfus yapısındaki değişimlere uyum sağlamak adına hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi, ülkemizdeki yabancı uyruklu ailelerin uyum süreçlerini destekleyecek rehberlik hizmetlerinin artırılması, şehit ve gazi ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Aile karşıtı durumlara yönelik alınan önlemlerle ilgili konuşan Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak aileyi tehdit eden unsurlara karşı koruyucu, önleyici ve güçlendirici faaliyetlerimizi aralıksız yürütmekteyiz. Bu kapsamda önemli adımları attık, atmaya devam ediyoruz. AFAD koordinasyonunda afete hazır aile eğitimleri çerçevesinde 1.830.368 aileye afet bilinci eğitimleri verildi. Okullarda 3.223.793 öğrencimize afet ve acil durum farkındalığı kazandırıldı. 1.903 muhtarımıza afet ve toplanma yeri eğitimleri verildi. 25.242 personelimize aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimi, 18.088 personelimize ise aile içi iletişim eğitimi verildi. Emniyet ve jandarma teşkilatımız bünyesinde toplam 1.287 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliği oluşturulmuş olup, ülkemizin her bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Toplumun ve ailenin huzurunu kaçıracak her türlü etki ve etkileşimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kimlik karmaşasının ve kültürel yozlaşmanın dayattığı küreselleşme çağında ailemize ve aile değerlerine sahip çıkmak zorundayız. İnsan neslini yok etmeyi amaçlayan sapkınlara yol vermeyeceğiz. Gençlerimizi, kültürümüzü tehdit eden zararlı etkilerden korumak için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.